Bu deprem, deprem zamanında e, ailem ve e, mahallemiz e, çok büyük e, felaket yaşadılar. E, bu depremde baya kaybımız oldu köy olarak, mahalle olarak. E, bu e, vefat edenler arasında kendi vali, kayınvalidem, e, kayınbiraderim, onun eşi ve e, yeğenleri bulunmaktaydı. Deprem anında ben Trabzon sürmene de yaşıyordum. Burada çalışıyordum, Metin abinin söylediği gibi. Burada günlük işler yapıyordum, çay işi falan. E, depremde burada Depreme etkisiyle burada uyandım sabah. Ee, hemen e, haberlere bakınca e, Maraş mar merkezli deprem olduğunu fark ettim. Hemen ailemi aradım ve telefona ulaşamadım. Ee, bu he heyecandan dolayı e, e, komşumuza ulaşabildim. Komşumuzun e, dediğine göre köyümüz yerle bir oldu dedi, başka bir şey yok dedi. E, hemen ben de burada hiç zaman kaybetmeden e, memleketime yola çıktım. İki gün sonra e, Hatay'a ulaştım enkaz altında kayınvalidelerim ve akrabalarımız vardı. 2-3 günlük çalışma sonucunda onları enkazdan ölü olarak çıkardık. Yani vefat etmişlerdi. <laughs> vefat ettikten sonra defnedip gidecek bir yerimiz yoktu. Metin abi'yi aradım. Dedim Nasıl geldi aklına Metin abi." Yani bilmiyorum gidecek başka bir yerimiz yoktu. Bir de Trabzon olarak depreme deprem depreme en sağlam yerlerden birisi Trabzon olduğunu daha önceden biliyordum. Metin abi direkt aklıma geldi. Bir de Ertuğrul abimiz var benim. İkisini aradım. İşte ikisi Allah razı olsun Sürmene'deki abilerimizle beraber koordine olarak bize yardımda bulundular. Bizi buraya çağırdılar. Gelip buraya yerleştik. Hepsinden Allah razı olsun. Çok şükür, Allah'a şükürler olsun mutluyuz yani. Ben kendim yurt dışında çalışıyordum. Cuma günü Ankara'ya geldim. Cuma gününde Ankara Otogarı'ndan Hatay'a bilet aldım. Sabaha karşı saat, cumartesi günü saat 3-4 gibi de Hatay'da oldum. O gün de zaten geldim işte. E, Depremi gittim. yaşadın mı oradan? Evet. Deprem yaşadım. İşte cumartesi günü de eve gittim. Pazar günü de kayınpederimde misafirdim. O, o gece de baya bir yağmur vardı. Eşim şimdi de burada kal bu gece babamda kal dedi. Yarın sabah dedi evinize gidersin falan dedi. Tamam dedim. Yağmur da baya bir şiddetliydi. Ondan sonra orada kaldık. Orada kalınca da saat 4-16-4-17 gibi işte depremin şiddetiyle uyandım. Yanımda çocuğum ve eşim vardı. O korkuyla o bir ses vardı zaten. O ses insanların ödünü kopardı. Deprem belki kimseye fazla bir şey yapmadı ama o sesle insanlar korkarak baya bir şeydi yani telaş içindeydi. Kaçtık. Bir an önce yani binadan çıkmayı düşündüm. Ailemin ve kaynanam falan vardı önümde. Onları çıkardım dışarıya. Tam son merdivenin son basamana gelince düştük işte. Hepimiz beraber düştük. Çocuğumuz işte elimizden atıldı yere düştü. Onu da aldık işte Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı. Ee, dış kapıya gelince eşim ve kayın, kayınvalidemi falan hep dışarı ettim. Kendim o esnada işte e, bina üstünden e, bir kiremit falan kafama düştü. O, onun şeyiyle başım dönerek yere düştüğümü nasıl anlamadım ama bir baktım kendime gelince üstümde duvarlar falan vardı. E, yüzlerinden falan kan geliyordu. Bir anda yani kendimden e, şey yaptım, ümidi kestim yani. Dedim artık dedim bir kurtuluşun yok. Artık dedim bittin dedim. Kafamı yere koyarak yani biraz ümidi kesmiştim. Tekrar işte oğlum gözümün önüne geldi. Onun şeyiyle tekrar ayağa kalkmaya çalıştım. Üstümdeki yükten kurtulmaya çalıştım bir an önce. Bağırdım çağırdım zaten orada herkesin can ile kaçmasıyla kimse kimse yardım edemiyordu zaten. Allah razı olsun orada işte benim baldızlarım vardı küçük. Onlar geldi kız kaldırmaya çalıştı duvarları falan kaldıramadılar. Güçleri yetmedi. Orada da yanımızda hemen fırıncılar vardı. Saat o esnada zaten fırıncılar büyük ihtimal hamur yapıyor olması lazım. Hamur yapıyorlarmış. Oradan onlar gidip yardım istedi. Onlar koştu geldi. Onların sesini duydum zaten hamurcuları falan tanıyordum. Yunus deyince hemen biraz kendime şey yaptım. Efendim falan deyince dedi kalk ben dedim üstündeki yükü alın öyle kalkayım ben. Zaten üstündeki duvarları falan kaldırınca direkt kalkar kalkmaz zaten yine oğlumun peşinden koştum. Oğlum nasıl falan diye bağırarak yine oğlumun peşinden koştum. Çok şiddetli yağmurlar vardı. Yağış çok şiddetliydi. Üşüdük. Bayağı yağmurun altında kaldık. Bayağı e, çaresiz insanlar vardı yani. Binaların çökmesiyle e, kadınların çığlıklarıyla koşup gelmeleri vardı. O esnada Çocuklarım evde kaldı, enkazın altında kaldı diyerek bağırarak koşan kadınlar vardı. Karadeniz'de ben daha önce de bir iki ay geldim, çalıştım çay işinde falan çalıştım, çay taşıma işinde çalışmıştım. Ondan sonra tekrar yurt dışı işi olduğu için tekrar e, memleketime dönüp e, yurt dışına gitmek zorunda kalmıştım. İşte oradan da e, kaldık, abim aradı işte, abimle e, itibata girdik. Dedik durumlar nasıl falan, biz iyiyiz falan. Ama abimin e, hanımının e, annesi, abisi, yeğeni ve abisinin hanımı... E, Karnında dokuz aylık çocuğu vardı. Onunla beraber enkaz altında kaldıklarını duyduk. Oraya gittik, o binanın da komple çöktüğünü gördük. Yani yerle bir olduğunu gördük. Geldik işte, Mahmut abimin dediği gibi, ee, Mahmut abim işte burada değerli büyükleri, abileri vardı işte onları aradı. Metin abi varmış, Ertuğrul abi varmış. Bunları aradı dedi. Böyle böyle ailemle beraber ve kardeşimle beraber. Biz dedi, kalacak yer şeyinde dedi, sıkıntı çekiyoruz. Burada çocuklar dedi, soğukta dedi, çadırlarda üşüyorlar dedi. Benim ve abimin üç çocuğumuz var. Üçü de daha bebek. Soğuktan dolayı zaten hastalanmışlardı. Şu an çocuklarımız zaten bronşit hasta şu an kendilerde. Metin abi ve Ertuğrul abiler sağ olsun Allah razı olsun o hiç düşünmeden şey yapmadan direkt dediler ki hemen aileni al ve daha da gelecek kişiler varsa onları da alın gelin kapımız her hepiniz açık. Yeterince de evimiz var. Herkese e, yetecek kadar evimiz var. Ne kadar mağdur olan şey var e, dışarıda kalan varsa dedi hepsini alın gelin dedi. Hepsine dedi ev ayarlarız dedi. Hiçbir ihtiyaçlarını şey yapmayız eksik yapmayız dedi. Bize i̇şte, Doğalgazlı bir ev ayarladılar, Allah razı olsun hepsinin. Geldik şu an Allah razı olsun kapılarını açtı bize, bütün eksiklerimizi şey yaptılar, Ne elimizi cebimizi sokturttular, ne şey yaptırdılar. Bu depremden önce sürmeneye birkaç arkadaşıyla beraber böyle çalışmak için geldiler Hatay'dan. Geldiler, biz de bir arkadaşın vesilesiyle tanıştık. Bizim işimiz genelde işçilik işi olduğu için yani başka arkadaşlara da tavsiye ettik. Ben çok memnun oldum kendisinden. Böyle çalıştırdık, düzgün gördüm karakterini, işini. Başka arkadaşlara da tavsiye ettik. Depremde Mahmut buradaydı, yani sürmenedeydi yani. Ailesi oradaydı. Biz de o depremin telaşıyla beraber ben bunların Hataylı olduğunu da biliyordum zaten. Ama bir aklımıza gelip de arayalım ne oldu bu dostumuz hani Hataylıydı deprem sonuçta Hatay zaten en çok hasar gören yerlerden biri bildiğiniz gibi. Ben daha Mahmut aramadan Mahmut depremin dördüncü veya beşinci günüydü. Mahmut aradı beni. Kayıtı da için hem sevindim hem buruklaştım hani biz geçmiş olsun da diyemedik dostumuza diye. Dedi abi dedi Allah'a şükür ben bizim de ailede dedi, köyde depreme bunlar Atay'ın köyünde oturuyorlar. Bizde dedi şey olmadı abim enkaz altında kaldı onu da sağ hemen çıkardık işte o da yanımızda. Fakat e, aynı köyde kayna, tam diye kayınvalidesi Gay işte onun oğlu gelini 4-5 senazı verdik dedi ailemizden yani kayınatar tarafından yeşinin tarafından. Abi dedi sana dedi bir işimiz düştü dedi. Buyur dedim Mahmut. Biz dedi artık burada tabi malum buranın durumu. Biz dedi çadırda maddi şurada burada çoluk çocuk küçük üç tane bebe var. İşte bu da burada zaten. İşte biz dedi tanıdık bildik bir orayı biliyoruz işte. Sürmene'de kaldığım için orada biraz şeyim var. Sizi de orada tanıdım. Bir ev e, ayarlayıp da biz oraya girmek istiyoruz diye bir talep oldu bizden. Biz de hemen işe çok hem sevindik hem buruklaştık hem böyle bir hayır bir işinin bize kapımıza kadar geldi. Biz oralara belki gidemedik ama ayağımıza kadar gelen bu hayır işinde hiç düşünmeden işte şu anda röportaj yaptığımız ev Amzam'a ait. Biz yani Amzam biz işte bu şekilde o boştu işte eşyalıydı. Hemen dedik doğalgazı bağlı değildi. Alt kata kadar girmişti. Hemen 1 iki gün müsaade istedik. Doğalgazını da bağlattık. Eşyalıydı zaten. Ufak tefek eksiklerini onararak aileye gelin dedik. Aile de geldi. Şu anda misafirimiz, komşumuz. Bu şekilde gelişti. Bugüne kadar geldik yani.